Yeşilçam Sokağı, eskiden geceleri kaçamak çiş ettiğimiz garaj bozuntusu yerle, rahmetli büyük prodüktör, rejisör Nevzat Pesin'in firması Pesen Film şirketinin bulunduğu bina arasında 68 adımlık küçük bir sokaktır aslında. İşte 1950'lerde yeni sinema anlayışının başladığı, adını Türk sinemasına veren Yeşilçam Sokağı. Bütün hayatımı adadığım, anılarımın kaynağı, hayallerimi yeşerten, her yıl karısını, kocasını, okulunu, iş yerini bırakarak artist olmak için Anadolu'dan gelenlerin uğrak yeri Yeşilçam Sokağı. Dile Kolay, tam 30 yılını verdiği sanat yaşamında acı tatlı pek çok anıya sığdırdığı ünlü Yeşilçam Sokağı'nı böyle tanımlıyor Öztürk Serengil. 1985 yılında yayınladığı Yeşilçam'ı Benden Sorun adlı kitabının ilk paragrafında. Programımızın bu haftaki konuğu Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz oyuncusu ve aynı zamanda şovmen olan büyük bir isim Öztürk Serengil. ...1934 yılında Artvin'de doğan Öztürk Serengil, 1953'te Oğlum Edvard adlı oyunuyla sanat yaşamına atıldı. Bir yıl sonra Üçüncü Kat Cinayeti adlı filmle ilk kez 8 yaşındayken gördüğü sinemayla tanışan sanatçı, 1958'de Oda Tiyatrosu, 1959'da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. İlk filmlerinde hep kötü adamı oynadı. Daha sonraları ise argolu komedilerin değişmez oyuncusu oldu. Türk sinemasında Adanalı Tayfur tiplemesini yarattı. 1966'dan itibaren sinemanın yanı sıra şovmenliğe başladı. Bir süre televizyonda yarışma programları düzenledi. Çok sayıda komedyen ve şovmen yetiştirdi. Siz Artvin'de doğdunuz, liseden ayrıldınız. Evet. Bu sanat yaşamınıza girmek için mi liseyi bıraktınız? Öyle sayılabilir. Peki bu, çünkü siz bir sürü iş yaptınız. Tiyatro, sinema, bir de en önemlisi şovmen yanınız var. Aileniz ne dedi? Yani böyle bir işe kalkışınca anneniz, babanız, yakınlarınız. Ailem evvela hiçbir şey söylemedi. Fakat işte biliyorsunuz takılıyorum ben. Hiç önemli değil. Yani size aileden herhangi bir baskı falan gelmedi ya da anneniz babanız sizi bu yönde teşvik etti mi? Teşvik etmediler. Yani önüme set çektiler. Fakat iyi ki öyle yapmışız. Yani kendi oğullarım, kızım sonra benim gibi düşünmediklerini anladım. Sizin bir de ressamlık yönünüz var galiba. Evet. O nereden çıktı? Yani o resim yapma duygusu, nasıl kabiliyetli bir ressamlık yaşadınız mı? Cemal Akyıldız Çok iyi bir ressamdı. Ondan feyiz aldım. Resim olayını. Siz bu tiyatroya sanırım 1953 yılında Oğlum Edvard'la evet. girdiniz. Nasıl mesela o günden kalma mesela sizde iz bırakan bir anı var mı? İlk sahne tozunu yutacaksınız. Oğlum Edvard'la ilk defa şey yaptım. Adım attım. Fakat size çok büyük bir şey yapacağım. Şimdi... Sonra da bu sinemaya geçtiniz galiba değil mi? 1961 yılında. Evet. Nasıl? Tiyatrodan sinemaya geçmek nasıl bir şey? Yani neden geçtiniz? Sizi kim keşfetti? Şöyle oldu galiba, 54 senesinde, 54 senesinde çok şey veriyorum size. Estağfurullah, ne demek, siz hiç rahat edin. Biz gayet rahatız. Kendinizle sıkmayın. Çocukluğunuzda böyle bir şey bekliyor muydunuz? Tiyatro, sinema, şovmen? Evet. Var mıydı öyle bir şey? Evet. Çocukluğumda itibaren böyle bir arabası gibi sonra açıldım. Açılmamışım. 1993 yılında beyninde oluşan tümör sonucu 2 kez beyin ameliyatı geçiren Öztürk Serengil, rahatsızlığı dolayısıyla baş gösteren unutkanlık nedeniyle pek çok sorumuzun cevabını maalesef hatırlayamasa da 30 yılının özetini yaptığı kitabında çocukluğunda yaptığı akıl almaz yaramazlıklarından bahsederek bu konuda kendisine uzak bir akraba kadar mesafeli davranan anne ve babasını suçluyor. Ve karı koca beni farkında olmadan sitemli bir şekilde yaraladılar. İşte bu yaralanmalar ileriki yıllarda başarısız, yaka silkilen, tembel ve yaramaz bir öğrenci Öztürk'ü yarattı diye ekliyor. Öztürk abi, siz sık sık okuldan kaçar mısınız? Kaleye gider misiniz? Çok yaramazlık yapıyor musunuz siz o dönemde? Siz bunları nereden duydunuz? Babam anlatırdı. Evet. Evet. Maalesef o taraflarımı biliyorsunuz. Sanat yaşamına atıldığı ilk günlerde tanıştığı ve bir dönem rahmetli Supi Kaner'le birlikte ev arkadaşlığı yaptığı Fikret Hakan, Öztürk Serengil için hala dostlar sıralamasında en başta geliyor. Nasıl bu? Eski dostlarla görüşebiliyor musunuz? Bu eski arkadaşlar... Sinemadan. Hepsine görüşüyor. Hepsine görüşüyorsunuz. Çünkü ben onların üstünde çok büyük bir şey yaptım. Sinemadan mesela böyle en çok sevdiğiniz kim? En yakın arkadaşınız, dostunuz? Evet. Kim? Ben bildiğim kadarıyla Fikret Hakan. Fikret Hakan. Efendim. Fikret Hakan. Ancak canı kadar sevdiği kader arkadaşının kendisini zaman zaman üzmesine de engel olamayan Öztürk Serengil, geçirdiği ilk beyin ameliyatı sonrasında Fikret Hakan'ı yanında bulamayınca adeta yıkılarak gözyaşlarına boğuluyor. Hastane döneminde herkes arayıp sordu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, diğer bütün politik çevreden herkes, arkadaşlar aradılar ama sadece bir hastane geçmiş olsun olmamalı bu. Bir Fikret Hakan beni aramadıysa üzülürüm. Fikret Hakan'ı çok sever. Fikret Hakan'sa durum kendisine bildirilir bildirilmez soluğu hastanede alıyor ve dünyalar Öztürk Serengil'in oluyor. İyi gördüm seni. Evet, bakayım ya. Sen kaç yıllık arkadaşsınız Öztürk Serengil? 1953'ten beri. 1953'ten beri. Yapın hesabını artık yani. Biraz dinlen, senden beraber bir dizide oynarız. Yavaş yavaş, seni yormadan. Şu an tedavisi gayet iyi olmuş. Şimdi kalmış bu son tedaviyi. Ama senin kendine yardımcı olman gerekiyor. Bizler sana hiçbir şey yapamayız. Hadi aslanım, hadi koçum benim. Hadi canım, hadi. Az kaldı toparlarsın kendini, hadi. Üzülecek, sinirlenecek bir şey yok ki bunda. Kaybedilmiş bir şey yok yani. Başarılı bir operasyon geçirmişsin. Fazla kiloları vermişsin, sağlığın gayet iyi. Daha ne istiyorsun be canım ya? Hadi aslanım benim, hadi koçum. Hadi. Şöhret olduğu ilk yıllardan itibaren basının kendisine yakıştırdığı çapkın imajını doğrularcasına tam 5 kez evlenen Öztürk Serengil'e bugün hiçbirini tam olarak hatırlayamadığı evliliklerini son eşi hatırlatıyor. Ya mesela Öztürk Serengil benim imajımda, bak şimdi eşiniz de burada. Çapkın bir imajınız vardı. Evet. Çapkın. Ya bak evet diyorsun. Söyleyince hatırlıyor. Söyleyince hatırlıyor. Evet. Doğru. Evet. 5 evlilik yaptınız. Herhalde bu çapkını birazcık şey yapıyor ama yani son. Değil mi? Biz konuştuk eşinizle. 5 kere evlendim. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Oo. Yani belki daha fazlası var, onu bilemez. Şimdi kaç yıllık? Yani 1 gün, 2 günlük var. Öyle mi? Bir tane Öztürk abi, anlatsana şunları, yani kaç gün sürdü bu evlilikler? Bir tane 30 günlük var. İşte ilk evliliğin kaç sene sürdü? 2 sene mi? İlk evliliğim mi? İlk evliliğin Nevin Hanım'la mı? Hayır. Ondan önce... hayır. Mevhibe. O 2 sene. Hanım'la. 2,5. 2 sene galiba. Ondan sonra bir gün daha sonra geliyor da ondan sonra mı Nevin'le evlendi? Hayır, o bir askerin kızı var. Ha, bir binbaşının. Ha, iki günlük. Hı. O iki günlük. Niye iki günde böyle hemen evlendin? Ne acelen vardı Öztürk abi, hemen iki gün içinde boşanıyorsun? Vallahi billahi. Az kokuyoruz. Nasıl? Az kokuyoruz. Öyle mi? Evet. İşte büyük sebep. Peki sen mesela bu bahaneleri buldun. Hiç eşlerini sen mi boşadın? Yoksa hanımlardan mı öyle bir talep geldi? Olmuyor Öztürk'cüm, bu iş yürümüyor. Söylemesi ayıptır deyip he? Ben 5 kere evlendim. 5 kere evlendim. Ha? Senin isteğiyle boşandı. Sen ha? Boşanmak istedin, öyle mi? Ha. Hepsini. Ben hariç. Bak ben hariç diyor. Senden sıyrılamadık. En sona kadar seni çarptın yani.